Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit, Film Gibi Hayatlar adlı programında oyuncu Naşit Özcan'ı ağırladı. Samimi açıklamalarda bulunan Özcan hakkında bilinmeyenleri anlattı. Dedesi Naşit Bey, halası Adile Naşit, babası Selim Naşit olan ve sanatçı bir aileden gelen Naşit Özcan, böyle bir ailede olmak gururlu, çok da ağır bir yük. Eğer onların yolunda ilerliyorsanız hele çok daha ağır bir yük. Ben inanıyorum ki Naşitlerin soyadını hiç yere düşürmedim. Şehir tiyatrolarında 35 yılım geçti, birçok ödüller aldık, dedi. Tiyatrocu olmaya karar verdiğinde ailesinin karşı çıktığını söyleyen Naşit Özcan, ''Ben bu işi yapmaya kalktım, karşı çıktılar. Ben halam ölmeden 2 sene onun evinde kaldım. Halam hiçbir zaman ne babama ne bana gel şu filmde oyna Ertem Eğilmez de konuştum demedi. Fakat halam bir gün Nejat Uygur Tiyatrosu'nda beni seyretmeye geldi ve sahneye çıktı. Nejat abi çağırdı finalde. Herkesin içinde benden özür diledi halam. Yeğenim çok iyi bir sanatçıymış. Ben onun bunca senedir bu kadar yetenekli olduğunu düşünemedim, bilemedim dedi. Sonra ben Afife Jale'de en iyi erkek oyuncu adayı olduğum sene babamın da son zamanlarıydı. Karşılıklı oturuyoruz. Babamın o hastalıklı gözlerinin bana bakıp böyle güldüğünü gördüm. Yani oğlunun o noktaya gelmesi için ailem çok çok önemliydi. Naşit Özcan olarak devam ettiğim için kimse benim için torpilli diyemedi. O yüzden de ne yaptımsa tek başıma yaptım. Duyuyorlarsa ruhları şad olsun, dedi. Adile Naşit'in 15 yaşındayken hastalıktan kaybettiği oğlu Ahmet'in adını kendi oğluna veren oyuncu, Ahmet onun 15 yaşındayken kaybettiği oğlu, hayatının en büyük acısı. Hep taşıdı onu. Her akşam işten döndüğünde otururduk masaya, dururdu yemeği önünde, başlardı böyle şıpır şıpır ağlamaya. Sonra gözyaşlarını silerdi, haydi bakalım yemeklerimizi yemeye başlayalım derdi. Ritüeliydi o her gün. Zaten onu o hastalığa da o götürdü, dedi.